Ü mü çıktı? Tamam. Ü. İsim bir isim değil mi? İnsan ismi gibi. Evet. Tamam. İsim diye düşünüyorum. Oğlum bende Türkçe klavye yok, yazamıyorum. Bize ne? Dur sana ü yazayım, kopyalanı. Yolla yolla yolla. Dur, tamam, sayfada varmış, kopyaladım. Daha mantıklı. Büyüyle şehir. Bulamadım ben valla. Yabancı oluyor mu İlçe yabancı olur mu? şehir? Eğer Türkiye'de yoksa yabancı yazalım ya. Büyüyle yabancı ha. Ama Türkiye'de yoksa tabii vardır bence. Ben çünkü Türkçe yazdım. Süre kaç dakika? Hayvan. Büyür. Artist. Bitki. Artist. Bana bir Ülke. kopya versene artistle alakalı. Alttan. Artist. Veremem. Öyle İngilizce kelime ne Şey. pardon? Benim sınav sonuçlarım böyle işte arkadaşlar. Çok iyi geçti diye şu an Üdine ne? seviniyorum. Sinan, bir Sinan'a yardım edeyim. Üdine ne? Ben biliyorum da söylemeyeceğim ya, ben yazacağım. Dizi film. Dizi film ne var lan? Ülkeyi ne yaptınız? Ben boş bıraktım. Ülke var ya. Bitti benim. Bitince bir şeye basıyor muyum? Yok, zaten süre bitiyor. Ölüm sebebi. Ya son ikiye kelime. Lan Ya yapamadım sikim ya. gibi geçti ya. Öyle. Sınav var 25 ya. saniye 10 falan numara yaptım yaptınız. sınav. Vallahi Allah'ım 10 numara geçti kazandım. sınav. Senin de mi? Ya Galiba bu sene en kazandım komik şeyi kanka. kaçırdın Bu sene ya. siktik oğlum ikimiz. Bu sene Bak ikimizin kanka. sonu. Bir şey söyleyeyim mi? Çok kolaydı lan sınav. Çok kolaydı. Ben full çektim sanırım Çağrı. Full çok Benim de iyiydin. full artı full kanka. Bir tane boşum Oğlum yok amına koyayım. olmadı benim Hepsini abi. yaptım En ya. başarılı şey yazalım ya. Ya. Sikeyim. Benim bilmediğim sorular Vallahi bu vardı. sene süreden yaptık mı So ben Yarın sondan başlayacağım bir beraber dahakine. gideriz bundan sonra Kanka var yazarız ya son soruya İstanbul'u. kadar son sınav kafa kafaya yaptı ama öyle söyleyeyim sana. Evet Blaş'tan başlıyorum. Ümit demiş. Çok sıradan. Okey. Halk Çok kim? sıradan. Halk dayı Benim mı? ben evet. Oo yeni Koltuk kim mu lan aldı Halk? dayı yeni? Halk. Halk. Güzel oldu ha sana Halk. Dayının yenindeki Halk. Harbi iyi. Harbi. İyiymiş ha, dayı Halk yakıştı. dayı. Halk dayı. Ülkü demiş. Çaldır sikabım Ümmü Gülsün demiş. Ümmü Gülsün mü Ümmü Gülsün mü? Ümmü ile Gülsün M'li arasında tire olur. var bir kere Çağrı. Yok yok M'li arkadaşım. olur o. Ümmü Yok bu Gülsün olmaz. mu? Hayır, Hayır. ablasının ismi ne olacak Yok. amına koyayım? Ümmü Gülsün'ün ablası Ümmü Gülsün. Yapmayın dayılar, vallahi ayıp Yok ya. yok. Nahok dayı. Oğlum Vallahi ben Ümmü Gülsün ciddiye alıyorum oğlum. Sınav bak bir de iyi geçti dedim. Yapmayın lan Ümmü Gülsün. Ümmü Ümmü. Tamam hadi Gülsün tamam. mü? İlk Gülsün şeyin günü valla. almaz. İlk maçın günü almaz. Eyvallah. Eyvallah. Ya. Tamam. Pik kim Benim o galiba pik? misafirim. Niye uzaktan geliyor bir de? Ne o domuz? Nasıl Nasıl uzaktan ne geliyor? ağzından pik? Bakarım yani. Üzeyir yazmış. Tamam. Ben Tamam. Ülser yazdım. Tamam. Tamam. O isim mi? Ülser hastalık değil mi? Hastalık o. Hayır. Evet. Hayır. Ben Bir dakika bir benim dakika bir şey yengemin adı söyleyeceğim bir Ülser. Yemin dakika. ederim. Ülser Gümlüoğlu. Aleykümselam. Ülser Gümlüoğlu. Aleykümselam. Yaz Facebook Aleykümselam. 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 Ülser Aleykümselam. doğru Bir şey doğru. söyleyeceğim. Yok. Ülser ne? Sıfat mı amına koyayım isim değil de. Ne İsim abi? isim isim. Hastalık. Tamam hastanın ismi ne? Ama Bitti. şeyi Bitti. sen Konu biliyorsun. kapandı. Bitti Hastalık baba. bunu ben ikna oldum. Bitti abi isim diyor. Burada Abi insan ismi seçme demiyor. kelimeler bu. Babacım Hem insan ismi hastalık mi diyor ismi hem burada? insan ismi. Aynen Şimdi. öyle. Tamam. Aramızda Ülfet. izleyen Ülser adlı arkadaşlara ayıp oldu bu arada. Evet Ülfet. doğru.
Bak bunu nasıl mesela toparlarsın Nur bilmiyorum. Sen ikna etmeye çalışıyorsun. Bu isim abi. Ülfet ben. Abi ha. Kız mı ismi erkek mi? Tabii canım. Bal Ligi topçusu ismi bu. Ha sol doğru kanat. Doğru hatırladım. Doğru. Hatta sol kanat, çocuk sol kanat. Çok ülfet oldu. Nasıl bakacağız gibi. Ben o sufle olmadı doğru. Mı? Sufle. Bari benim ortaokulda... Çocuk doğdu bize çok sufle. Künefe değil mi o? Akobaba kim? Birazcık hızlanalım da turu atlamasın otomatik. Akobaba kim? Benim abi. Ha. Ülkü demiş. Ülkü. İkisi aynı yazmış. İkisi birbirine çarpı atsın. Tamam. Comoloko. Hüseyin ne abi? İsim benim abi. Ben veririm. Doğru. Çarpıyı veririm. Nasıl? Hüseyin diye bir isim var oğlum. Trakya'da. Hüseyin. Hüseyin de ya. Hüseyin bakıver ya. Evet. Trakya'da var doğru diyor. Ben aynen buna koyayım. O işte sik öyle bir isim yok. Ülkü için performanstan sonra çarpı vermeyin ya. O ayıp aman okuyayım. Buraya buna koyayım. Hüseyin de isim olur. İbo Ümmetli Muhammed demiş. Evet. Bu isim mi şimdi? Ama. İsim Ümmet. Hadi buna çarpıyı koysana çarpı. Hadi götü yiyen çarpıyı koysun. Hadi. Çarpılsın amına. Koyun amına koyayım. Götü yiyen çarpı koyar. Hayır bana açıklamasını yapsın İbo. Açıklaması evet, ne İbo? Evet mantıklı açıklamaya kabulüz. Hadiste geçen bir isim. Hayır isim değil işte bu. Bu Muhammed'in halkı şeklinde Ümmeti Muhammed. Sen ya. Kimsin? Ben Ümmeti Muhammed'im. İsmim okay. Ümmeti Muhammed doğru. Hayır. Doğru. Oğlum siz var ya çarpılırsınız ha böyle konuşma. Var ya harbi bak ben bu konuşmada yokum. Ben de yokum. Ben de bu topa girmem öyle söyleyeyim. Benim alakam yok. Öyle diyeyim ya. Eleoz Ünal. Ünal demiş. Doğru. Ünal Oto Elektronik gibi amına koyayım. Sinan Dilara 94-74 Ümmühan demiş. A Beautiful Mert Ümit demiş. Karaman Ümit demiş. Aynalar birbirine çarpı atsın da. O an şey ona göre sıralasın. Doğru. Şehire geldik. Bulaş Üsküp demiş. Evet. Üsküp ülke değil Üsküp, miydi ya? Göreme değil başkent. Mi daha iyi Üsküp? Üsküp, Üsküp göreme zaten. Şehir mi var? Başkent Üsküp. Cahil. Başkent. Kapattım. Üsküp neyse, göreme ya, çarpı. Başkenti. Üsküp göreme abi bas ya. Üsküp nerenin başkenti? Allah Allah Makedonya'nın başkenti. O zaman oraya doğru. Makedonya'nın başkenti olan Üsküp yazsaydın. Yani sen dümdüz Üsküp demişsin. Evet Üsküp bilmem ne diyorsun. Geçtim abi. Halk Üsküdar demiş. Üsküdar şehir mi dayı? Şöyle, şehir abi şöyle, şehir. Şehir olması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum ben. Aa. Gayet büyük bir yer. O yüzden ben şehir olarak görüyorum Üsküdar'ı. Olsa olur mu diyorsun? Olsa kesin olurdu ya. İlk olacak yer etmedim. Üsküdar İstanbul'da. Beni hiç net. Tatmin etmedi dayı. Üsküdar. Deniz kenarında abi. Bir şehir düşünsene. Ya bir şey geliyorsun falan. Ayrımcılık dayı, yapıyor. Şey... savunmanı yapabilir miyim dayıcım? Tabii. Aha, şimdi arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Hani mesela büyükşehirdir ya. Şehirlerin birleşiminden büyük şehir olur. Üsküdar da bu şehrin bir parçası olduğu için Üsküdar da evet. Bir şehirdir. Üsküdar bir köydür. Ya siktir lan orada. Ben Sinan bence işin içine girmeseydi ben çarpıyı kaldıracaktım. Sinan işin içine girince ben çarpımı bastım abi. Evet dayının açıklamasını düşünüyorum abi, ben. Şehri Ülkü Ocağı yazmış. Hı-hı. Maalesef evet, kabul edemiyorum mı? Abi. Nerelisin Ülkü Ocağı şehrinden geliyorum. Olmadı. Olmadı yani, abi. Ben atmıyorum. Ben de Üsküp hayır. Yazdım ama Makedonya'nın başkenti olan Üsküp benimkisi. Ha onu yazın. Tamam aynı. Öyle desene abi. Doğru doğru. Yo şaka değil. Okeyim buna. Ya nasıl Nuri ya? Sen nereye yazdın? Bakma. Neyi kastettin? Ben de Naim Süleymanoğlu'nun ulan Naim Süleymanoğlu şehirler arası halter turnuvasında şampiyon olduğu Üsküp bu. Tamam kabul ettim ben. Hadi götünüz yiyorsa şimdi basın. Üyü de büyük yazmış. Akobaba sen nere hangi Üsküp? Benim aklıma bir yer gelmedi abi beni çarpmıyor. Verdim abi ya. Çarpıyı. Comoloko Üsküdar'ı bu kadar Üsküp. Savunmanın nedeni neydi? Dayıya katılıyor musun yoksa sen başka bir açıklama ben mı ben dayının savun... Dayı yanlış Üsküdar'ı kastetti o konuşurken. Sen... Benim açıklamam bilimsel. Evet. Şimdi Üsküdar'ın nüfusu 535.916. Bu 2012 şeyine göre. Şu an 700.000 vardır diyelim. Şimdi şehir olmak için gereken nüfus ise 10.000 ila 20.000 yerleşmeler en küçük şehirleri oluşturmaktadır. Yani burada Üsküdar büyük şehirdir. Usulumunu gidip amına koyayım millet meclisine yapsana yarram burada ne anlatıyorsun? Teşekkürler. Madem bu kadar donanımlısın ya bu konuda yani Üsküdar'ı kalkındırmak istiyorsun. Ondan sonra Üsküdar büyük şehir. Beni ikna ettin. İbo ben Üsküdar de. Demişsin. Bravo. Bravo. Evet. Mersin Üsküdar ya o doğru. Şehir olduğu için İbo seninkini kabul edemiyorum. Deleoz Ünye demişsin şehire. Ünye ile Fatsa arası Ordu'da kurulmuş. Yani Ünye ile Fatsa arasında Ordu
Şehir değil mi? Oğlum hem hiçbir şey anlamadım, hem şakaya... Hiçbir şey anlamadım abi. Hiçbir şey anlamadan sadece... Beni kabul ettirdi çağırsa. Ya kanka gülerek ikna etmeye çalıştı ya bu adam şu an. Gülerek bizi ikna etmeye çalıştı. Deli Oğuz tarzı. Ünye ile Fatsa arasında ordu bir şehir. Açıklama aynı yerde. Aynı yerde sıkıntı aynı var. Yerde kanka mikrofonda problem yok. Bu çocuğun K'lerde problem var bence. Vurulmuş de bakayım bir daha vurulmuş. Ünye Fatsa arasında ordu. Oğlum aynı yerde nasıl gidiyor her seferinde ya sen? Çarpatanı sikerim doğru mu cevap? Verdim çarpını. Sinan Dilaver Ürgüp demiş. Ama bu cinsel tercihe cinsel olmadı bu karar. Babacım sesi kesin dalga dalga geliyor sesin zaten. Niye öyle oluyorsa da keşke olmasa. Ürgüp. Keşke amına koymuşum bilim dünyasında gerçekten. Sinan Dilaver 97-74. Ürgüp demişsin. Evet. Doğru. Doğru. Göreme. Doğru bu. Hangi Ürgüp? Ürgüp, Nevşehir ilimizin önemli bir turistik şehri olan Ürgüp. Eri çabaları var ya, doğru bu. Doğru, doğru. Ben, evet Mert, açıkla bakalım. Ben doğru kabul edemiyorum. Yazıyorum ama bak kenara, bu ilk satanları yazıyorum ben kenara. Tamam, Mert Ümraniye demişsin, direkt verdim çarpını. Ben bir yanlış kodladım abi. Açıkla, ona göre yeşile döner. Çarpıyı kaldır, öyle açıklayacağım. Tamam açıkla baba, herkes veriyor sen kaldır diyene kadar. Mert kıpkırmızı oldu Mert'in cevap ya. Şöyle söyleyeyim. Buraya finans merkezi geliyor. Burası bir sonraki evet, New York. Evet hayvana geçelim evet. Bir sonraki New York adı burası. O zaman bir sonraki isim şehirde Ü'den Ümraniye'yi yazarsın dostum. Kırmızını verdim. Tamam ben çarpı verdim kendime. Hayvanda ulaş üveyik demiş. Üveyik ne ya? Kuş. Ben böyle bir kuşu kabul edemeyeceğim ben, galiba. Hayatımda ilk defa abi? Duydum. Benim için böyle bir kuş yok. Üvey kuş duyuyorum. İlk kabul edemem bunu. Benim için böyle bir kuş yok. Ben görmediğim bir şeye inanmam. Baba o zaman güvercin kuşu yazsaydın. Üveyi ne abi? Ay çiçeği tanesiyle besleniyormuş. Üveyi kuşu yazman lazımdı. Bıldırcın gibi göçmen bir kuş. Evet üveyi kuşu. Hayır ben bunu bilemem ki. Üveyi güneye göç ederler. Ay çiçeği tanesiyle besleniyormuş. Doğru. Üveyi kuşu yazmış. Bir dakika. Yağmur. Üveyik kuşu yazman lazımdı. Biz bunu bilemeyiz. Üveyik faresi mi, üveyik atı mı? Bunu evet. Nereden bilelim? Kuşu. Ne? Elma mı, armut mu bu? Ne? Dayı seninki de üveyik. Evet. Evet. Çarpmayın arkadaşlar. Bu ne lan? Tek başına basa bulamıyorum. Sesi gitti çocuğun. Sesini gitti dayı. Amına koyayım. Üzüleceğini bilseydim. Dayı iyi misin dayı? Evet yaptım. Benim ya. benimkisi farklı bir üveyik. Eti için avlanıyor. Etçil olanı bu. O yüzden üveyik. Ben kuş yazmadım. Kuş ya aldım ben. Nereden? Ben de şöyle et için alınıyor. Ama üveyik ne? Üveyik aslanı mı? Üveyik armut mu? Üveyik elma mı? Birimi ne? Birimi ne? Birimi ne? Birimi ne? Birimi ne? Birimi ne yazmazsanız şimdi bak. Bir kuştur. Tıpkı bir itibaren geliyorlar. Elini tutma. Bak şimdi. Yağmuru bir yukarı attım. Üveyik kuş ya da aslan ya da bir şey değil. Üveyik kendi başına bir cins. Anladın? Kendi üveyik başına bir tür. Yazsaydın o zaman dayı. Evet, üveyik birimi ne dayı? Evet. Üveyik. Abi cins hani santimetre mi ne metre mi kilometre mi işte. Ne abi yani bunu? Balık diyor musun? Üveyiye de üveyik diyeceksin işte. Demiyorum abi. O zaman üveyik. Kuş değil bu. Hayvana 3 delikli pantolon balığı yazmışsın. Aman abi bu hayvana denk gelmeyin. Bunu onayla geç. Aman denk gelmeyin bu hayvana. Ben gördüm bunu gördüm. Aman. Var. Denk gelmeyin üç bu hayvana. 3 delikli pantolon tamam, balığı denk gelmeyelim. Tamam denk gelmeyelim. Tek delikli olsa şey yapalım. Pik sen niye bir şey yazmadın? Gelmedi aklıma bir şey. Biraz düşüneceğiz ama böyle durumlarda. Öyle mi oluyordu? Tamam onu geçtik o zaman. Ürkek böceği benimki geçtik abi. Çok güzel. Doğru zaten var öyle bir şey. Böcek. Abi çarpı atanlar niye çarpı atıyor bir söyleyebilir mi? Bir açıklama yapmaz. Ürkek böcek hiç görmediniz mi amına koyayım? Ürkek böcek. Böyle korkmuş böcek amına koyayım. Ürkek böcek diye geçer literatürde. Ne nasıl en çok? Abi kanıtını attım ben sana. Atsana kanıtını. At kanıtını. Geliyor bir dakika. At abi kanatını bu cahillere çünkü bunu göstermemiz hatta lazım. Hatta bunda yükseklik korkusu var. Ürkek böcek. Bunlarda yükseklik korkusu abi, var. Abi ürkek böcek amına koyayım yani bunu bilirsin ya. Ben niye çarp atamıyorum lan kimseye? Ben de atamıyorum. Ne oldu? Al bozdunuz işte lobi. Baga girdi.
Atıyorlar ama abi, ben lobi oraya bozuldu ya. Hayır bozulmadı, neyse, şey olun. Neyse atmayalım ya, önemli olan değil o. Geçeriz. Ne oldu? Tamam. Ben atabiliyorum bu arada. Mami nerede benim ürkek böceğim? Özelden attım abi. Atıyoruz. Tamam. Böcek kabul ediyorum. Bakın ekrana bakarsanız ürkek böceği görürsünüz. Kendisi ya, yüksekten korkuyor. F5 attım, oyundan çıktım. Bu ürkek böcek bu. Yüksekten korkan tırtıl. Evet. Ama ürkek değil bu, korkak. Hayır, ürkek işte. Ürküyor. Hayır. Yani. Korkuyor diye işte. Ürküyor dayı. Korkan mübranlı ürkek. Ürkek hayır, olarak değil. Geçiyor. Hayır abi. Bu çok tatlı işte. Ben bunu keşke oyun malzemesi yapmak istemezdim ama aklıma başka hayvan gelmedi. Ya ürkek böcek. Vallahi yani çok ürkek bunlar ya. Hiç unutmayacağız. Evet, Nuri ne yazmış? Nuri... Zehir balığı bu. Ata Demirer bu stand-up'larında taklidini falan yapıyor ya, böyle pullu bir balık. Nuri, ne Google'lamışsın sen bunu? Bunu nereden be? Zehir balığı ne amına koyayım ya? Fotoğrafını da attım abi sana. Üzeyir balığı bu, pullu oluyor bunlar. Ata Demirer stand-up'ında bunun taklidini yapıyor. Ata Demirer yaptıysa taklidini gerçekten bu mu? Üzeyir balığı bu, son attı fotoğrafı. Üzeyir bu, bu. O da doğru bu arada. Arkadaki mi? Doğru. Bence bu Üzeyir balığı. Aynısı. Arıyor, balık pullu olan. Arkadaki Üzeyir, öndeki balığı. Allah Allah. Evet, devam tamam. Edelim. İkna olduk mu? Olduk gibi. Comolokko üzgün balığı demiş. Üzgün balığı. Üzgün benim balık olmaz mı? Benimkine benzer abi. Bu dertlenmiş biraz. Korkmaktan ziyade ürkü, yani şey, üzülüyor üzgün her şey. Üzgün balığın nasıl üzgün attım olduğunu anlıyoruz. Denizde ağlasa görmeyeceğiz. Kanatını attım. Anlayacaksın şimdi. Hayır, slime lan bu. Balık değil. Slime bu. Dayı balık bu. Body shaming yapma. Bu gobsa benziyor bu arada. Body shaming dedi amına koyayım balığı. Bu mudur yani? Evet, üzgün balığı. Üzgün balığı. Vallahi, balık değil ama üzgün balığı. Mutlu da... olur ama o. Bir şey söyleyeceğim. Mutlu durmadı çok aşikar abi yani. Ben kabul ediyorum. Mutlu değil bir kere. Üzgün olduğu belli yani. Evet. İbo üşüyen böcek demiş. Evet, sizinki gillerden bu da. Vay amına koyayım ya. Üşüyen böcek. Üşüyen böceği de ilk defa duyuyorum. Yanıt da gelmedi. Ağustos böceği işte. Kış geliyor, adam doğru diyor amına koyayım. Bir şey diyeceğim. Doğru. Bana biri çarpı attı üveyiye. Evet. Ama bende, benimki bak şey, Kapıcılar Kralı filmindeki üvey bey. O hayvan. O zaman onu artiste yazsaydın çarpı. Aynen çarpı öyle. Ver. Bir de bunu artiste yazacaktın o zaman dostum. O adam bir hayvandan almıştır ismini. Mesela aynı şekilde kartal gibi. Yani benim üveyim bir hayvan olduğuna kanıtım o adamın varlığı. Yani o adam öldüğü zaman artık üvek diye bir hayvan kalmamış mı olacak? Hayır ama demek ki mesela son kartal öldüğünde de son kartalın adamlığını yok sayamayız yani. Abi efendim. Kafam yandı amına koyayım. Çarpı atanlar kaldırırsa sevinirim, bilimsel olsun. Sinan Dilaveroğlu... Dilaveroğlu değil ama. 94-74. Üçgen yengeç demiş. Evet, savunmamı yapabilir miyim? Tabii. Latince adı Ebrectelatricuspidata olan canlı. Tamam, ben okeyim, okeyim abi. Yani zaten Latince bir isim verildiyse bu hayvana okeydir yani, anladın mı? Uğraştırma tamam. Evet, Mert... Yürümcek yazmış. Korktun mu? Verdim çarpıyı. Bak direkt çarpıyı verdim. Mert full gidiyor ha. Hepsi yanlış. Full git çekiyor şu an Mert. İstişare bozmuyor ya. Mert gerçekten bu sene çok sınava kaç kişinin... Bir şey söyleyeceğim. Mert bu sene sınava kaç kişinin girdiğini bize gösterecek yani birazdan. Neyse ben geldik. Çarpı atamıyorum. Yağmur, arkadaşlar çarpı yine, atmayan var. Yine Yağmur üveyiz yaprağından gitmiş. Yağmur hep aynı kelimeyi yazıyorsun sanki. Evet. Ben ya. Zaten oyundan düştüm, istediğinizi yapın. O zaman verdim çarpını. Ya çarpı atamıyorum ya. Verdim ben de çarpı. Atamıyordum işte. Çaldırsık abi üzüm demiş. Üzüm. Üzüm. Evet üzüm. Bu doğru, normal doğru. Üzüm hatta mü? Hatta şey derler. Üzümü niye bağını sorma. Üzümü niye bağını sorma dayı. Çok basit. Üzümü niye bağını tamam, sorma. Tamam doğru. Harbiden böyle bir laf var. Üzümü niye diye. Benimki üsülaş, o da bir bitki çeşidi olduğu doğru, için. Doğru, denizde. Denizde, doğru, doğru. Denizlerimizde şu an şey yapıyor. Evet, yapmayın abi, çok kötü. Nuri üzüm demiş, tamam üzüm demiş. Deloz üzerlik demiş. Bu ne Deloz? Şu şöyle bir bitki,
Mesela dere Hoş, kenarlarında... Şaban'ın filminde bu. Biliyorum bunu. Yok, hayır. Dere kenarlarında... Ha, Üzellik abi falan... vardı o mu? Üzellik abi. Yok, Üzellik o değil. Böyle mesela bok olduğu için köy yerlerinde Üzellik bitki doğadan alıyorsun ve bunu yakıyorsun. Bu Üzellik sayesinde sivrisinekler üzerinden uzak duruyor. Sanki buna yani köylülerin bir taktığı o bitkiye köylülerin bir sesleniş biçimi gibi evet. hissettim. Yani bilimsel adı böyle değil de. Latince Üzellik zaten. Sinan sen de Üzellik bitkisi demişsin. Sen bir açıklaman var mı? Üzellik bitkisi. Tek başına üzerliği bitkiden kabul etmezsin. Üzerlik bitkisidir bu. Kendisi evet. özellikle zaten maneviyatta tütsü olarak da kullanılır. Aynen. Bu Arak'ta üflüyorlardı ya onlardan mı? Hava silminde de bayağı yeri vardır üzerliğin. Şeyde de... Bilirim. Bu özellik... Evde bazı değil. Evlerde süsler vesaire yapılıyor. Takvimin altına falan koyuyorlar. Bir sürü tohumlar falan var. Onlar da özelliğin tohumu oluyor. Tohum olmaz bu özelliğin. Tamam. Var. Mert üzüm demiş. Mert üzüm bitki mi? Salak ya bu ben. Şöyle... Bu meyve ya. Hasat biraz bu sene kötü çıktı ama. Bas yüzden... çarpıyı. Bastım abi çarpıyı. Bastım çarpıyı. Sen evdekileri anlat. Abi, çok çarpı. İyi gitti sınavım. Niye evdekileri anlat. Karaman üveyiz yaprağı demiş. Evet abi bizim balkonda yetişiyor. Ha. İnandım ben. Bir tek orada ben. Doğru. Vallahi inanırım. Dünyada bir sizin balkon mu yani? Mayıs ve Haziran aylarında beyaz nadir hep pembe renkleri çiçek açar. Güzel tamam, oku, ben güzel. İnandım. Gülmeden oku. Eşya geçtim. Ütü, üçlü pürüz. Dondurma yedim yandan. Ütü, üçlü pürüz. Ülker çikolatalı gofret. Ütü. Üzengi. Üzengi mi? Üzengi yanlış sanki. Evet, hayır üzengi. Sen buna nasıl şey yapabilirsin Çağrı? Sen. Hayır senden bir savunma şey istedik. Senin en sevdiğin hayvan at değil mi Çağrı'cığım? Evet. Ata binerken ne üzengiye basarak binmiyor musun? Ayaklarını üzengide destekte tutmuyor musun? Abi üzengi şey değil mi ya? Aynen. Çekiç örf üzengi kulağımızda hayır, o, var hatta. O takma ismi. Helal o takma mami. İsim. Hayır abi bak o nasıl takma. Yakaladın. Üzengi Alt kemik ya. Değil mi abi? Evet. Hayatım o Çarpı benzediği abi. İçin öyle bir isim vermişler. Ama esas üzengi dediğimiz şey eğerin altında asılı olan ayaklarını tamam, destek Sinan, aldığın. Tamam Sinan bizi ikna ettin. Mert hayır, üst demiş. Saniye. Bir saniye Sinan'ınki evet abi. Öyle değil. Üst ya yani şöyle düşün değil. Yani senin diyelim ki bir projen var bir topluluksun ve üstüne bir yeri üst olarak al. Kullanıyorsun. O bir eşyadır abi. Eşyaların birleşiminden oluşan mega bir eşya. Üst. Sen toprağa sen eşya üstü kullanırsın. Üst bir eşyadır. Mülk olarak düşünme. Eşya. Bir kalem var diyelim. Kalem ya. Bir eşyadır abi. Yok ay, abi doğru. Üst eşya değil. Baba abi. Yani ikna yani. Edemedin. Üst nasıl yani toplanıyoruz da ama üst. Ama şey de diyebilir miyiz? Çocuğun hakkını yemeyelim. Üstüne başına bir şeyler İkinci eli var mı? İkinci el üst var mı? İkinci el eşya olsa mesela. Var. Üstüne başına bir şeyler al Oğuz. Üstüne kardeşim, başına bir şeyler üst, al. O üst amına koyayım. Bu üst yaz mı? Üst. Ha, üst mü? Üst mü senin Mert? Üst, üst. Mü? Sanırım üst. Ha, üst. Olur. Verdim çarpı ya abi. Üst deseydi yanlı yani unutmuşum çarpı deseydi abi. Ben yine ben verecektim. Ama çarpı. Ama hiç onunla demediği için. Richland bize 32 kişili ostamış. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Araman Ütü demiş. Artist'e geldim. Yağmur Ümit Davala demiş. Ümit Dalavere değil mi o Yağmur? Bitmedi mi ya? Abi artist değildi. 10 numara topçuydu harbiden. Kaliteli topçuydu. Artist Ümit değil. Yok. Ben de bugüne kadar hiçbir artistini görmedim hiçbir bu adamın. O yüzden çarpıya abi. Bastım abi yani. Delikanlıca evet. Top oynadı. Ben oyundan düştüm. Ya düş düştüm. Abi düş yani. Artist diyor futbolla alakalı bir şey Ümit maalesef. Ümit Davala artist bu arada. Artist değil. Falan değil. Efendi de bir topçuydu yani adam anladın mı? Futbolla alakalı olmaz maalesef. Halk Ülkü Duru demiş. Ülkü Duru kim hocam? Ülkü Duru sinemacı, oyuncu. Tamam, çarpı. Anlamıyoruz. Nasıl sinemacı ya? Güzel filmleri var. Senin uydurduğun bir karakter değilse dayı. Değil. Ya Ülkü Duru kim dayı? Senin hayali arkadaşın gibi birisi ama. Böyle bir şey yok. 14 Nisan 1957'de doğmuş, 65 yaşında. Birkaç film dayı ve TV şovunda oynamış. Düşer.
57'de doğmuş. Düşer, onun düşer. Yok, hayır. Düşer. 55 öncesi düşer. 55 öncesi. Yok, düştü. Yanlış biliyorsunuz. 2010'da düştü. Dayı ondan. Yok, yok. 55 öncesi düştü. Hayır. O emeklilikte yaşa takılmamıştır. Emekli olmuştur. Tamam, ben dayınkini okey verdim ben. Yani size hadi bırakıyorum. İmparator Fatih Terim Yasin. Okeydir benim için. Bu nedir abi? Sence diyeyim peki sana, hadi. İmparator ne imparator? İmparator. Fatih Terim Yasin kim? Hani oradan da Fatih Yasin'le de şey paranteze aldım. Ha, hani birini kötü saymazsak diğerini mi? Evet, paranteze aldım. İşler hocam ne artisttir şimdi hocanın kenarı. Hocanın artisti vardır hafiften. Hafiften vardır, o yüzden ben kabul ettim bunu. Eyvallah. Ercan Ümit Besen demiş. Ümit Besen kim kanka? Abi nasıl ya? Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ama Ümit yani Besen de çok naif bir adam değil mi ya? Kanka inanılmaz bir adam. Gerçekten çok tatlı bir adam ya. Çok tatlı bir adam harbiden. Abi artist değilse bak, bu şarkı ne artist değilse. Dersen. Evet abi, aynen öyle ya. Işte, naif, naif. Naif. Karaman. Grafik geliyor. Grafik geliyor. Nasıl artist değil abi? Nasıl artist değil ya bu adam? Değil değil. Tamam tamam, artist artist. Ümit Besen'i hatırladım ya, biliyorum artist. 500 liralık, 500 liralık orkla 8 tane albüm yaptı bu adam. Nasıl artist değil amına? Aynen öyle. Ümit Besen artisttir oğlum, manyak mısınız ya? Evet, benimki Ülker Bey herhalde. Doğru. Fenerbahçe'nin kurucusu. Aynen aynen. Ülker Koç. Aynı zamanda sponsoru. Ülker aynen. Salak bir cevap amına koyayım. Şu bu program şu an salak cevap Ülker Bey amına koyayım ya. En salak cevap Ülker Bey kim amına koyayım? Soyadı Bey mi bunun? Değil, Ülker Koç amına. Kim? Bunun soyadı ne Ülker Bey'in? Soyadı Ülker Bey zaten. Ha Bey mi? Evet. Ülker, Ülker Bey. Abi, soyadı Ülker direkt değil mi ya? Evet. Kanka. Hayır, Ülker adı. Ülker Bey. Adı şöyle. Business bir adam olduğu için Ülker Bey diye hitap edilen bir adam. Benim sınav sonucu amına koyayım. Oğlum Ülker Spor Arena'yı bilmiyorsunuz mu ya? Doğru abi, evet. Zaten. Başka bir ya spor arenası söylesene bana. Yok, Sinan Erdem söyle mesela. Oranın, orası gerçek bir isim değil mi? Bir artistin adı verilmiş. Ülker Spor Arena'nın adı demek ki bir artistin adı veriliyor ki oraya Ülker deniyor. Yanlış mıyım? Evet, doğru. Cafer Ağa da var mesela. O yüzden Ülker Bey yani de bunun sahibi de. Doğru. Aynen. Ümit hakkın ne yazmış? Ümit Çakır. Ben Süleyman Çakır'la Ümit Besen'i karıştırdım ya. Ümit Çakır ne amına koyayım? Şuna vursana bir çarpıyı ya. Bir çarp. Beni yerime de atsın ya. Akına bir çarpıyı bir vur ya. En karıştırılamayacak iki ismi karıştırmış. Allah Allah. Nereden geldi oğlum? Ben de Ümit Özat'ı karıştırdım. Ümit Besen tamam. Ünal Turan. Ünal Turan. Ünal Turan modifiye. Ünal Turan F-150 yaptım. Ben size hemen. Gece hiç mi denk gelmedi videosu? Evet yapma. Evet. O da buradaki en artist isim. Fark evet. Ki bu aşkı yaşamadık sattı hiç. Aynen öyle. 200 bine Lada sattı sarı amına koyayım. Bu adam büyücü gibi ya. 200 bak abi atıyorum Lada sana bak. Lada mı satılır bu ya? Bu adam sihirbaz ya. Öyle bir adam. Artist yani. Oğlum Muharrem. Gelişinden belli ya. Büyük artist, büyük şovmen. Artı olarak mahallenin ve semtin dedikodusu. Bana burada abi bu adam. Kim bu adam kim? Farz et ki bu aşkı yaşamadık hiç. Eyvallah başkan. Maşallah. Maşallah. Tamam. Güzel, evet, Delos. Ürolog Metin kim? Sen daha iyi tanırsın, senin doktorun. Tamam, benim doktorum olsa bile artist bir doktor değil. Artistlik yapmış dedin, anlattın, sen öyle söyledin. Ya buna saçma bir cevap amına koyayım ya. Şimdi hadi kabul etme. Bu adam sana demiş ki buna kadar makine kardeşim artistlik yapmış. Ya şaka yargıçlığı yapmayız normal. Bu rezil bir şaka. Ben çarpıyı bastım yani. Ben de çarpıyı bastım. Ben basamıyorum ama bastım. Manevi olarak. Ya
Yani özellikle Euroleague Metin abi de bu ara pek basma demesine rağmen ben yine de bastım yani Deli Oğuz'u şu anda. Sinan Diler Ümit Davala demiş. Ünlü bir rapçimiz kendisi. Bunu kabul ederim işte. İşte bu artist. Bu artist işte. Ebitbuldet Ümit Özat demiş. Abi bana şu hayrar çarpıyı basın ya. Ö yoktu. Ümit, Ozat yoktu. Ozat kusura demiş bakmayın. Hatta pardon. Aynen. Ama delikanlıca bunu itiraf ettiğince ben geri aldım çarpımı mesela. Evet ben de aldım. Ben de yanlış yazdım. Ümit Şan. Seninki yanlış yazdın. Hayır. Kelime sen ondan çarpıyı aldık diye senden de alacağız zannettin ve o yüzden itiraf ettin. O yüzden çarpı verdim sana da. Ümit Şanlı kim abi? Ne bileyim abi. Tuncay Şanlı ile karıştırdım. Çok artist aynen, ismi aynen. Gibi ama olamamış da yani Ümit Şanlı. Ülkeye geldim. Hank Ürdün demiş. Tabii Orta Doğu'da bir ülke kendisi. İsrail, Irak ve Suriye'nin üçgeninde kalmış bir ülkedir. Çalışmış, Arap ülkesidir. Çalışmış, bravo dayın. Çaldırsı kafam ülke demiş direkt. Ülkeye ülke yazmış. Ülke ülkedir ama doğru bir yerde şimdi. Bir cevabın var mı Alp? Ülkesine mi döndü Alp? Nereye ben gitmiş? Kabul ettim abi. Cevap çok ortada bence yani. Ülkesine mi döndü Alp? Mikrofonu kapadı galiba. Ananı sikeyim. Bir saattir konuşuyorum ben. Niye yine böyle oldu ya? Oğlum 12-13 tane şaka boşa gitti. Moralim bozuldu ya. Yaptım bayağı şakada ya arada. Sağlık olsun. Neyse dahi ben zaten gülüyordum. Tamam Oğuz. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Evet ülkeye bir cevabın var mı Alp? Dayı bunlar da bir dönmedi ülkesine. Hangi ülke? Ülkesine. O ülkeye. Mantıklı. Ülke. Çok ikna edici gibi ama çok puan da veremiyor. Ben çarpı, buna çarpı bastığın anda akşam Jaho tweet atıyor dayı hakkında. O yüzden bunu malum ülke lazım. Malum ülke. Adı lazım değil. Voldemort gibi. Söylenmiyor onun ismi. Tweet geliyor tweet longer. Toksik abi kardeş ilişkisi tweeti mi? O yüzden basmadım. Tamam. Benimki ülke Illuminati ülkesini bilirsiniz. Doğru biliriz derin devlet. Bunu bilirsin abi. Bayrağını da buna çarpı bastın mı sadece biliyorum. Tweet gelmez yalnız onu da söyleyeyim sana. Evet. Kanıtını attım abi. Bununla ilgili kitap yazıldı. Eyvallah bu arada. Dünyanın derin devleti Illuminati aynen. Evet. Ama derin ülkesi dememiş, devlet demiş. İkisi farklı şeyler. Ülke devlet. Yazım yanlış şey olmuş. Ülke kitap ikinci baskıda düzelttiler. Evet. Ü'yü biraz zorlamışsınız ama ben olmuş. Ürdün yazanların hepsini çarpılama taraftarıyım ya. Ben bunlar çok kopya ürdüm. Çekmişler. Ben de ilk yazan dayıyı çarpılıyorum çünkü ondan kopya çekmişler. Çektirmeseydi şeklinde. Evet, dayı çektirmeseydi dayıyı atalım. Dayıyı attım. Bu arada benim Ürdün Elazığ'daki Ürdün. Elazığ'da Ürdün diye bir şey vardır. O ülke mi? Ülke hiç soruyoruz. Elazığ'daki Ürdün diyorsun amına koyacağım ya. Hani atmayacağımız varsa da attıracaksın. Mert Ümraniye demiş yine. Açıklayabilirim. Bir kararsız kalmış gibisin. Evet açıkla. Teşekkürler. Bastım. Dur. Bastım. Söyle bastım. Tamam. Kanka buraya finans merkezi. Ay finans merkezini sikeceğim ya. Finans merkezi de buraya yapılmıyor. Ateşehir yapılıyor. Çok büyük olacak. New York gibi olacak burası. Ümraniye değil ama ki. Ümraniye'ye ya şey sokağına. New York gibi olacak. Ali Şerif Caddesi miydi? Ne Caddesi? Şerif Ali. Orası. Burası nasıl Ali olacak? Caddesi. New York gibi mi olacak New York? New York. O da ülke değil ki amına koyayım. Basmışım çapıyı. Araman Ürdün demiş. Ama Elazığ'daki Ürdün olduğu için ben veriyorum yani okeyim. Meslek Yağmur Ütücü demiş. Ütücü işçisi olacaktı ben çarpı verdim. Evet. Dayı da ütücü yazdığı için. Ütücü ama şöyle şimdi bu işçisi. Ütücü şimdi yok ütücü ama bunların çeşitleri var ya dalları var ya. Ben o dalları birleştirdim. Ütücüler Birliği'ne hayır. Bağlı bu ütücüler. Ütü eri demen gereken zaman ütü satan kişi yok. Olmuyor hayır, mu? Hayır. Ütücü bak şimdi ilk ütücü son ütücü bunlar var ya bunların hepsi ütücü paydasında birleştirdim ben. Son bükücü değil mi dayı ya? Ya o başka.
Abi bak, hırsızdan ütücü, hırsızdan girseydim ben kabul ederdim de, yok çarpı verdim ha. Ben girecektim oradan. Niye söylüyorsun ki? Ülkece vahş. Bu şu, bu şu eğitmeni anlamında vahş. Nasıl yani? Bu şu diye bir tane spor var. Dövüş kulübü gibi bir spor. Ülkece eğitim veriyorlar. Bir meslek var. Mesleğin adı Ülkece Vahş mı? Hı hı. Bastım çarpıya amına koyayım. Burada okey dersem kendimi çok fena sikilmiş hissederim diye buna çarpı vermek zorunda kaldım artık. Pik. Ya bu bildiğimiz sıradan ütücü böyle duvarlarda görürsünüz işte, overlock ütücü bilmem ne bir şeyci aranır. Tamam, ben kabul işte ediyorum bunun cevabını. Ama hala çarpıya basan zorbalar var. Püh, Allah cezanızı. Benimki... Ben oyun başladığında Arcan'ın bütün cevaplarını çarpıya bastım zaten. Benimki ürk. Şimdi bir şey diyeceğim ama sen demiyorum. Şimdi milyon dolarlık proje başına bir şey geldi. Çağrı abi ürk şey değil miydi ya? Evet o işte Mami. Şey şu oto, büyük ülkelerde, kalabalık ülkelerde otobüste yer kalmıyor ya, dışarıdan içeriye milleti itiyorlar. O meslek değil mi o? Bak attım fotoğrafını. Gözümde canlandı ama. Nereye attın? At bakayım. Bak özelden attım. Ulan helal olsun, senin var ya genel kültürün çok iyi ha. Nereden biliyorsun lan bunu? Biliyorum abi ben bu konuları. Harbi ben ne diyordum ki, bunu nasıl anlatacağım ve bu kitleye nasıl yani bunu kabul ettireceğim diye düşünüyordum. İyi ki varsın. Bunlar ya. Bunlar anlamazdı abi. Eyvallah. Harbiden anlamaz. Şu görseli göstermesem anlatamazdım yani. Doğru, evet. Arkadaşlar bunlar ürk deniyor bunlara. Bu tarz diğer ülkelerde tabii binemeyenleri ittiriyorlar içeri, sıkıştırıyorlar. Dur bununla ilgili hatta video Bill da var. Gates bir kere bizim ülkeye geliyor, Bill Gates. Tamam, burada metrobüse biniyor. 2010'da mı ne? Hı-hı. 12'de mi ne? Alp sen iyi dinle bunu. 2012'de Bill Gates bizim metrobüse biniyor Uzunçayır'dan. Bakıyor ki inanılmaz kalabalık metrobüs. Diyor ki bu kadar sıkıştırma nasıl yaparlar falan filan. Ondan sonra gidiyor WinRAR'ı yapıyor kanka adam. Ananı sikiyim, nasıl salak gibi yere bağlandı. Ananı sikiyim ya. Bu kadar salak bir yere bağlanamaz ya bu hikaye. Adam buradan esinleniyor kanka, WinRAR'ı çıkartıyor ondan sonra. Vay amına koyayım. Harbiden. Güzel hikaye ben. Bir gideyim WinRAR alayım şimdi. Bir WinRAR al kanka harbiden. Evet. Nuri ben ütücü demiş. Bu son ütücü abi. Bunun şarkısını bile yaptılar. Şarkısı var mı? Olmaz olur mu? Attım abi sana. Benden sonraki ütücüler de yani bence şarkıyı basın. Son ütücü bu. Ha, öyle inanırsam hemen bakayım bir. Bak şarkısını. Avatar mı amının son ütücü? Cansever ve Barış'ın şarkısı olan. Yani sen buradaki adamdan mı bahsettin? Evet, bu son ütücü. Tamam, ben de kabul ediyorum bunu. Akobaba üzümcü demiş. Abi şimdi sebze meyve satanlar bana, onu biliyorum. Hani tatile giderken sadece üzüm satarlar ya. He. Onlar üzümcü. Onlar üzümcü işte. Sadece üzüm satıyorlar. Üzümcünün sen gerçek anlamını biliyor musun ki Akın? Üzümcü. Hani gerçek anlamı çok kötü ha. Üzümcü normalde üzümcü neye denir biliyor musun? Üzümcü. Söyleme söyleme Çağrı. Aman aman. Yok yok, söyleyeyim bilsin kanka, insan içinde kullanmasın. Neye denir biliyor musun? Bilmiyorum vallahi. Akın götünü siktirene. Üzümcü Akın. Basın çarpı şu üzümcü Akın'a ya. Üzümcü Akın. Şimdi sana çarpı atalım, bak ne oldu Akın. Böyle almak ister misin? Üzümcü Akın ya. Vallahi koyan koymuş, ben çarpı veremedim. Elim gitmedi ya. Ya herkes kendi işini mi yazıyor? Ben Mert'inkini yazdım. Abi ne güzel de laf soktu amına koyayım ya öyle. Durduk yere kavga çıktı. Durduk yere. Lale. Lale ne şimdi? Lale durduk yere kavga çıktı. Yine ortalığı karıştırdık amına koyayım. Camolokko üfürükçü demişsin. Evet abi, üfürükçü var, doğru, bir çayın var hatta. Nasıl doğru. Üfürük, bir örnek var mı, üfürük nasıl yapılıyor? Mami de İbo'nun işini yazmış. Üfürükçü Mikail hakkında yeni iddialar adlı videoyu attım sana. Fulya ile umudun olsun 214. Bence bölümden Türk bir kesit. Bence Türk televizyonlarında son zamanlarda... Savunuyor işte öylelikle. Ne yazar? Fal, hizmeti ve yadızame. Bu alan kişi bunu görüyor. Bunu gördü halde. Madem ki sen zona çağırmıyorum, resmi olarak gerekeni yapıp gelmesin bana. Fallarınız tutuyor mu baktığınız fallar?
Tutmasa bu insana niye gelsin ki? Bunun çok ne örneği ya? Var abi. Tamam, bu üfürgüçü kabul ediyorum. Adam televizyona evet. Bile çıkmış amına koyayım. Televizyona çıkıyor. Tamam. İbo. Elini elden geçiren bile var mesela. İbo, Ümit demiş. O ne? İşsizlik mesleği partisi bile kuruldu Ekmelettin İhsanoğlu'nun önderliğinde. Doğru, benim siyasi bilgim herhalde burada en kuvvetli evet. Benim. Ümip. Doğru. Evet, Amip değil mi o ya? O İşsiz... tek hücreli bir şey. İbo, burada Ü harfi yok. Nasıl açıklayacağım bunu? İşsiz Yurttaşlar Partisi olarak atmışsın. Evet. Bu partinin altında çalışan kişiler işte. Neydi açılımı lan? Ülke, millet, işsiz piçler miydi? Öyle bir şey değil. O yüzden kabul ederim İbrahim'in. Yani siyasi bir eski, çok eski bir parti bu. Bu ilaçlar da sersem gibi 92'de mi ne kuruluyor? Sonra bir sene dayanıyor. Oğlum siz bizi üzümcü mü zannettiniz lan? Ben bastım çarpıya bunu. Oğlum bana ne attın lan? Of haydi gün başlamayın. Yakasına bir nazar koyun. Bu abi Türkçe ikna oldu diye atmıştım. Onu bir öncekiydi o. Bir şey kalmayacak. Bak. Düşün ne kadar gerçek yani, hayat kadar gerçek yerden geçirme. Tövbe yarabbi ya. Tamam, inandık oğlum, üfürükçüye okeyiz ya. Tamam, Ümip. Tamam, ütücü. Sinan üretim müdürü. Müdürü. Evet. Product manager. Bir yine bir Google'a yazılmış. Tamam. Yo, direkt product manager işte. Mert Ülkücü yazmış. Yaşam biçimidir abi. Ama biz meslek arıyoruz. Ama şov yapma, meslek soruyoruz. Yaşam biçimidir. bu bir şov yapma. Gibi icra etmen gerekiyor abi. Ülkücülük gönülden gelmez abi, kapı mi? Kapı gibi duran hizmet, hizmet. Para karşılığı mı yapılıyor? Kardeşim. Okulun önünde sigarayı yakarsın, kapı gibi durursun orada abi. Bunun görevleri var. Sen ne demek istiyorsun lan ülkücülere? Ha? Üzümcü Mert. Bizim okulda doğru öyleydi, ben öyle gördüm. Delikanlı olacaksın oğlum. Kendim isteğini yazsaydım Mert. Üzümcülüğün anlamı yok burada. Buna çarpı veren linçler meslek abi. Meslek dediğin para karşılığında yapılır. Ülkücülük gönülden yapılır. O yüzden bu meslek kardeşim. Değildir, verdin çarpıyı. Karama sen de ütücü çarpı. Demişsin. Evet abi. Nuri son ütücüydü, verdim buna çarpıyı. Son ütücü bendim. Ben de verdim. Son ütücü de Nuri'ye kullandık. Sen o yüzden sana bir şey veremiyoruz. O son. Doğru. İngilizce kelimelere çaldır sik abim. You didn't know demiş. Evet, bravo. Bir telaffuz alalım. Bravo, bravo. You didn't know, ma'am. Yanmış telaffuz. Mert düzelsin hemen yerime. Mert değil de Mami. Yani Mami. Şimdi burada ben varken Mert düzeltebilir mi? Aynen, Mami burada ben varken. Ben 3 senedir dilim dönmüyor, kusura bakmayın. Önce Mert düzelsin, sonra gerçeğini Mami'den duyalım. Önce bir Mert denesin, doğru. You didn't know. Ma'am, ma'am. Belki bu değil. Evet. Mami sendeyiz. You didn't know. Bu kaçıncı hali? Sekizinci hali mi amanın fiili? Ya direkt orijinali bu. Siz birinci hali. No, name, no, name, no. Dokuzuncu hali fiili. Yani yapmış çok önceden iyi. Şimdi yapacak planları da var. Çok iyi. Bir dakika, benimkisi Erkays. Erkays. Ama benim neydi? Telaffuzum da doğru değildir. Mert sen telaffuz et istersen benimkini de bir. Erkays. Erkays. Bu da yanlış. Mami Hoca müsaitse. Tabii tabii. Mami'den alalım. Erkays. Bir kasırga ismidir. Doğru, doğru. Doğru, doğru. Impossible demiş ama bilmiyoruz acaba ne demek istemiş burada. Vardır hocanın bir bildiği. Mert önce sen telaffuz et. Impossible. Ha, okey, yanlış. Mami senden alalım. Impossible. Abi ne kıyım ya. Deleo sen ne yazdın lan? İngilizce kelime üniversite ya yazmışsın. Hocam bu Türkçe kelime. Hayır. Ne oldu lan? Canını verdi. Canını verdi. Tamam kabul ediyorum ya. Kabul ediyorum kanka. Elim gitmez. Ağladı amına. Hasan. Tamam okuyacaksın sen de. Hasan. Hayır diyor. Sinan Dilaveroğlu üyüle demiş. Evet, Lady Gaga'nın şarkısı da var. Bir telaffuz olabilir miyiz? You and I. Bir dakika, önce Sinan'dan. You and I. Sonra Mert'ten. You and I.
Şimdi Mami'den doğrusunu alalım. Uendi. Ne? Bir daha alabilir miyim ben? Annenin sikiyim bu. Ben bir daha alabilir miyim? Kaçırdım zamir, zamir. Da. İngilizce'deki zamir değil mi Mami bu? Zamirdi. Baktı ben ama. Evet evet. Uendi. I'm coming to Uendi. My mother will come. Uendi. O da gelecek gibi. Helal. Evet doğru doğru. Alp dayı anlıyor İngilizce. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu amına koydum Mert yine burayı Ümrani yazmış amına koydum. Finans merkezi geliyor. Ay sıkacağım finans merkezini ya artık. Her bak şu şekilde düşündüm ben. Ü ile başlayan İngilizce kelime yok diye düşündüm o yüzden. Dizi filme geçtik. Üzüntü demiş. Şimdi şöyle. O akıntı hemen ediyorum. Evet dayı. Şimdi hayat bir filmdir aslında. Hayatın bastım. Film olur falan tamam mı? Evet. Üzüntü de onun bir partı gibi düşün. Part 1 tamam. Üzüntü. Part 2 sevinç. Öyle üçlü bir seri yapacağım ben onu. Aklımda öyle bir şey var yani. Öyle düşündüm. Tamam. Çarpı verme konusunda emin değildim. Açıklamandan sonra içim rahat bir şekilde çarpıya bastım. Evet. Üfrit serisi 3. Şimdi burada çok net bak hiç seninle konuşmadan anlaşacağız. Tamam. Bu başka bir filmin yapımcısı. Bunun bir üçlemesi daha var. Bir şey 3. Üç. 2 3'ü var başka ne? Matrix. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol 2 3 serisinin yapımcısı Üfrit serisi oğlum ya. Allah'a emanet ol 2, Allah'a emanet ol 3. Onun 4'ü evet, de çıktı. Çıktı mı 4'ü? Evet. Allah'a emanet ol 4 geldi mi ya? Tabii Disney Plus'ta. Ne oluyor onlar almış. Ben 3 yani 4'te şey bildiğim kadarıyla. Normal iş toplantısı falan var. Arkadaşları başka bir yere tayini çıkıyor. İşte o oradan giderken Allah'a emanet ol şeklinde gidiyor. Orada müdür ol geri gelecek ama işte gelebilirse. Efektleri falan da çok gerçekçi yapmışlar yani öyle. Allah Allah. Tamam ben bunu okuyayım. Biliyorum seriyi biliyorum çünkü yapımcıyı biliyorum. Çağrı Ergün'den Ürkekler. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Dizi film. Porno film değil miydi o? Ya öyle ayırmayalım porno veya işte şey gibisinden. Ama pornoysa dayı şimdi bak dizi film. Porno değil ya dizi film. Tamam kanka bu zaten porno dizi değil film. Zaten bu ya film ama, bu. Ama ya sen porno mi? Olarak porno izlersen de illaki boşalacak bir sahne bulursun kendine bu filmde anlatabiliyor muyum? Bir de biraz da ne hangi niyetle izlediğin de önemli ya bazı şeyleri. Yani. O yüzden geçtim. Camoluklu Üç Kağıtçılar demiş. Evet bu filmi bilmeniz lazım. Dünya klasikleri. Üç Kağıtçılar mı? Evet. IMDb 9.5 almış hatta 1975 yapımı. IMDb kaç almış? 9.75. 9.70 ilk küsuratla amına koyayım. 9.750 mi almış anlamadım. Evet 9.75. Tamam. IMDb'den eğer öyleyse okey. Deleuze üniversitede son gece. Ya sen ne yapmak istiyorsun üniversitede baba? Az önce de üniversite demiştin. Allah Allah. Bir şey, sen niye Twitter başlattın? Seni sikiler mi üniversitede son gece? Sana ne yaptılar abi üniversitede? Onu anlat ki rahatlayalım ya oyunumuza devam edelim. Çağrı insan. Ya Hasan. 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 Şu boğazını Hasan. Temizle artık şu boğazını. Hasan. 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 Çağrı. Hasan. Ya Hasan. Yıllar. Katmana hoş geldin. O ne lan? Katmana hoş geldin. Bu kim lan? Karaman'ın abone sesi bu ya. Aynen alerti Karaman. Oğuz anlatıyordun. Kardeşim yani bu böyle. Yapacak bir şey yok. Üniversitede son gece. Bu senin çektiğin bir film olarak düşünmüştüm. Ben seni de inkar ettim. Ne yapayım? Tamam ben kabul ettim. Sinan 3 harfliler demiş. Evet. Cinlemeye götün yemedi. Tabii 3 harfliler mi yazdın? Onu ben değil, onu yapımcılar artık nasıl öyle uygun görmüşler, öyle yapmışlar. Adana öyle koymuşlar. Tamam, Mert Ümitsizler. Tabii. Nedir abi konusu falan nedir bunun? Yılmaz Güney'in filmi 1971. Drama, suç.
O ümitsizler çetesi aptal. Ümitsizler evet, hayır, hayır. Ümitsizler çetesi o Almanya'da Yeşiltepe'de. Geçiyor. Bas. Hayır hayır Yeşiltepe'de ümitsizler o Amerika'daki. Ümitsizler çetesi diye ben de biliyorum. Çarpı. Bu direkt ümitsizler. Halbuki Ümraniye Çıkmazı filminin konu alsaydım burada. Karaman dedim 3. boyutta buluşma. Karaman üyle yatsaydın ya be. Bu ne 3. boyutta buluşma ne? Bir kere U'dan yanmış zaten. Diz atmış burada diz. Bu arada Alpçim. Efendim dayıcım. Ya, yanlış anlamazsan şu Yılmaz Güney'in filmine bir çarp atlar mısın ya? Jahren tweet atacak. 12 dakika diye uyarı çekiştim. Dibit Donger yolda birazdan 14 yani sayfa. Ona çarpı atmazsan Donger gelir yani onu söyleyeyim sana. Direkt bastım abi çarpıyı. Karaman senin bu dizi filmin şeyi ne? Konusu? Abi bilmiyorum ki ben de yazdım öyle ikinci gün muhabbetinden dolayı. Ya nasıl o? Üçüncü gün. İkinci gün mü? Doğru lan helal valla. Verdim ben yeşile döndürdüm abi. Eyvallah. Doğru doğru üçüncü doğru. Toplumda yapılmayacak hareket. Bulaş üstüne çıkmak demiş bir şeyin. Ha yalnızken mi yapılsın mı demek istiyorsun burada bu mesajı mı vermek istiyorsun toplum içerisinde yapılmasın? Ya ne alaka? Ya bulaş zaten düştü oyundan çarpı ben verelim bulaş, de bari. Bulaş. Sonuncu ben. Olsun. Otobüs durağı gibi falan yani. Ben tutlayamıyorum artık. Hulk ütmek demiş. Ayıp kanka yani çocuğu şimdi orada herkesin içinde küçük düşürmek olmaz. Özelde çekeceksin mahalle kenarını orada üteceksin. Ama dayı şimdi tası oynarken. Oğlum ütmek, ütmek öyle bir şey değil ki. Ütmek şey değil mi ya? Elindeki bütün tasoları kazanmak değil mi? Evet ütmek. İşte evet. Evet. Bence yapılır i̇şte, bir şey yani. Ayıp bir şey kalabalık ya bu. Toplum içinde olmaz kanka. Asıl ayıp bunu çocuğa toplumda ya. Yapacaksın dayı. Baba bunu asıl herkesin içinde yapacaksın ki şeklin olsun. Arkadaş ortamında yapacaksın bunu. Herkesin içinde ben değil. Ben kendi cevabımı da savunarak buna karşılık vermek istiyorum. Oğuz da ütülmek yazmış bak. O da ütülmek yazmış. Nasıl? Da yapılmayacak olan ütülmektir. Ütmek yapılır. Nasıl yapılmaz yani? Ben bunu kabul edemem. Sınav seneye de var. İzlemeye geldim. Uyuyamadım. Yayın varken suçlusu sensin. Bugün yayın var mı? Nasıl bak lan o? Bugün yayın var mı? Şu an. Açsam mı gözlerini? Şu an yapıyoruz ya. Niye izlemiyorsun? Ümükten direkt girmek. Ayıp. Ümük. Ayıp o yapılmaz. Neresi? Girdiğini düşünsene milletin içinde. Yavaş yavaş mı girmek? Sakın açıklama. Sakın açıklama. Ya açıklamayayım ben bunu. Ayıp. Çok bayağı... kötü bir durum. Kanka bak böyle şeyler yazma. Banlanmayalım amına koyayım. Toplumda yapılmaya ben üfürük dedim. Ay hiç yapılmaz. Geç geç geç. Abi, aman aman. Düşünsene metrobüste üfürdüğünü. Ay, olmaz dur. Abi. Üfürülmez yani. Sinan da üstüne çıkmak demiş. Evet çıkanlar bugün yargılanıyorlar. Çıkmayın üstüne. Toplumda yapılmaması gereken bir şey. Hiç anlayamadım. Yani nasıl Yağmur şey? Otobüs durağının üstüne dedi. Benimkisi öyle bir şey değil. Seninki neyin üstüne çıkmak? Bebek sahibinden bahsediyorlar. Ben şimdi söylemeyeyim. Çok ayıp olur öyle şeyler. Olmaz. Ha tamam. A beautiful... Dead horoz taklidi. Yapsın ki anlayalım yapalım. Evet, yap bakalım. Yap bakalım. Efendim şimdi önce açıklamalarımla geldim. Sizin bunu söyleyeceğinizi ben tahmin etmiştim. Şu anda ben bu taklidi yaparsam siz diyeceksiniz ki yapılıyormuş o zaman deyip çarpı basacaksınız. Yok, o yüzden yok, maalesef yok. Biz yapamıyorum. Öyle bir insan mıyız? Biz yok. Öyle bir ama insan o, mıyız? Ama o ü değil ki. Ü o. Belki yazdığı gibi yazdığı gibisi yapılmıyordur. Ü yapılıyordur belki. Ü yapılmıyordur. Yapmakta da bir Mert yapılıyor muymuş? Peltek bir tavuk belki de bu. Bas çarpıyor ben. Yapılmıyor abi ben verdim ben yeşil benim. Ü yaptı yine. Ben okey verdim. Bu sesi bir daha duymamak için ben bunu okey verdim. Karaman yine 31 çekmek yazmış ama üyüyle olmadığı için gözükmüyor. Çünkü bu herifin boş bıraktığı her şeyde bu mastürbasyonla alakalı şeyler var. İbo'da da aynı şey. Ölüm sebebi yağmur üfürükten ölmek. Ya ben en makaraları yapamadım. Tüh. Süre yetmedi ben buraları görmedim bile amına. Alttan başlayacağız bir daha. Dayı ütü nasıl bir ölüm sebebi? Yani kıyafetini çok ütüledi diye bir insan... Yok hayır. Ütü... Bir anda üzerine düşecek, her tarafını yakacak diye hesap ettim. O zaman öyle yazsaydı dayı. Gücünün. Ama zamanım yoktu, yetiştiremiyordum sevgili Mami.
He, dürüstlüğünden çarpı verdim. Biz bir önceki soruda o kadar vakit harcamadık. Oraya 2 tane daha üyü koysaydım ben bir önceki soruda çarpı almazdım. Bir şey söyleyeceğim. Üstten alt, üstten altta sertçe beton altında kalmak. Mafyayla iş yaptın. Ya, çok kötü. Mafyayla evet. İş yaptın. Mafya yakaladı senin köpeğini öldürdü. Çıktın takım elbise. Onları aldın. Adamı beton döktün adamı üstten altta sertçe ve öldürdün adamı. Mafyayı. Üstten altta sertçe olayını ben anlamadım. Sertçe Sinan. Üstten alta doğru sertçe. Tamam üstten alta doğru. Altta diyorsun ama. Üstten alta. Üste mi olsun? Hayır, hem üstten sen... oluyor hem altta oluyor. Onu ben anlamadım. Türkçe de yazamamışsın. Onu demek istiyor yani. He, doğru. Altta yanlış yazmış. Bu çarpı. Bu çarpı çünkü üstten altta. Anlam olarak doğru da kelimeye yanlış almışsın. Öğren artık şu Türkçe'yi be. Benimki üçüş abi. Bu Allah nedir korusun. Nedir hocam üçüş? Gerçekten. Allah göstermesin. Allah kimseye göstermesin. Bu en korkunç ölüm şeyidir yani. Üçüş. Üçüşerek öldürdüm işte. Düşünemiyorum bile ya. Üşüşürken ölmüş. Sesi titriyor. Bak bak anlatırken sesi titriyor. Bunu abi farkında gerçekten mısın? Harbiden Allah korusun. Bu amin, büyük de bir korkudur yani üşüş. Amin. Üşmek. Bunun şeyini de kaçırtmamak lazım yani. Bunun bir seviyesi var. Ya belli bir kıvamla üşüşürsün. Üşüş okey. Ama bunun belli bir seviyesini kaçırdıktan sonra da işte maalesef ki ölümle sonuçlanıyor. Keşke olmasa abi. Ülkemizde de keşke olmasa. Ama ne yapacaksın? Oluyor işte yani. O yüzden daha fazla tatsızlık yapmayalım. Buna hiç kimse bir şey demeden geçelim evet, abi. Evet evet. Ülser demiş. Ülser ölüm sebebi ülser diye ben ilk defa duyuyorum. Ülserden ölüm sebebi. Ama Çağrı şöyle bir durum var. Sen demiştin ki ülser hastalık ismi olarak biz senin isim ülseri kabul ettik. Sen abi çok üzünlü anlatıyor ya. Çok sen ülser mi oldun ya? Sen bu ben buna çarpıya basamam. Aynen. şu gülüşe bastım ama yani. Hayır kabul edemem. Teşekkür ediyorum. Sinan Dilaver üzüntü. Evet, ölüm sebebi hastalıkların, üzüntü. Tüm hastalıkların atası, babası, tohumu, dedesi. Üzüntüden mi ölüyorlar? Evet. Doğru. Üzüntüden gitti. Hadi. Tamam. Mert ütülmek. Abi bizde şimdi şu şekilde oluyor. Ben kelimenin kökeninden yola çıkmak istiyorum. Ütü. Ütü nedir? Ütü yaptığında dümdüz yaparsın. Gömleği düzeltirsin. Ya aslında kelime olarak orada dümdüz yapmak var. Evet. Toparlıyorum. Çok bir moral alkış alayım. Bir moral alkış alayım. O kardan adamın şeyini koymayın yani altta. Bir moral alkış helal alayım. Dostum. Yalnız Mert. Ya. Mert'cim. Günümüzde kadınların en büyük hatası 60 kilometre hızla giden. Mert'cim yalnız fermuarın açık. Bak, fermuarını kapat istersen. Diktir. Evet devam et. Şimdi bir de aynı zamanda kamyonun altında mesela altında kaldığınızda dümdüz olursun değil mi? Ve bunun sonucunda ölürsün. Aslında oradaki ütü bir metafordur ve ütülmek de efendime söyleyeyim cinsel yolla ya ölümle sonuçlanabilir. Ütülenmek anladı. Yazacaktın sen. Ütülenmek o. Yani ütülmek cinsel yolla sikilmek mi demek istiyorsun? Bu mu? Ölüm sebebi bu mu? Bu gördüm en kötü stand-up buydu amına koyayım ya. Yemin hayır ederim bir şey söyleyeceğim. Yani açık ara. Ya bu Erol ölüm abi. Sebebi olsa baba. Bu orospular hala hayatta. Hop neredeyim? Hop neredeyim? Neredeyim ben ya? Abla şu yüzündeki ya şeyi bilsin. Şu kamus boku için bana şuna çarpı veremezsin. Şeyi bilsin. Vesile yani oldu şu kelime vesile oldu. Kardan adamın burnundaki. Karaman ür demişsin. Abi ben üşüyerek ölme yazacaktım da zaman yetmedi. Ulan üşüyerek de yazmamışsın ki ürü yazmışsın. Abi benim klavye F klavye. Hani yalanın da bir sınırı olmasın mı amına koyayım? Yani abi, üşüyerek yazacaksan niye şey gelmiyor ü'den sonra? Üşümekten. Klavyem F klavye. Ulan F klavye demek ki zamanın olsa bambaşka zaten bir şey yazacakmışsın zamanın olsa. Yazamamışsın.
süre bitti yani öyle. Süre bitti abi, ne yapalım? Sonuçları oynayalım. Sonuçları oynayalım, bence yeter bu. Bir harf. Olur. Arkadaşlar, videoya like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor, affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa, beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atma yani, insanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz, toparlarız kendimizi. Like atalım, yorum atalım. Bir şey yapalım yani, bu video bir olay olması lazım yani bu videoda, anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda. Bir like at, bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir, tıkla. İlerletmeden yediğimde çalsın arkada, ne bileyim ya, anlatabiliyor muyum? O video, bu video.